Ani Harabeleri 1. Bölüm. Kars ilimize 42 kilometre uzaklıktaki Ocaklı köyü sınırları içerisinde yer alan Ani Harabeleri, Türkiye-Ermenistan sınırını ayıran Arpaçay Nehri'nin batı yakasında ve Türkiye sınırları içerisinde volkanik bir tüf tabakası üzerine kurulmuş bir ortaçağ şehridir. Kentin kuruluşu, M.Ö. 350 ila 300 yıllarına dayanmaktadır. Aras'ın kollarından Arpaçay'ın kıyısında bulunan bu şehirde, 10. yüzyılda Bagradılar sülalesi kralları, 11. yüzyılda 1044 yılından itibaren Bizans hakimleri, 1072'den sonra Müslüman Şeddet oğulları sülalesi emirleri, 12. yüzyılda yeniden önceleri Gürcü krallarına, sonraları İlhanlılara tabi bulunan Ermeni prensleri hüküm sürmüşlerdir. Ani Harabeleri, Anadolu'ya İpek yolu üzerinden girişte ilk konaklama merkezi olduğundan aynı zamanda bir ticaret merkezidir. Antik kentin zenginliği de buradan gelmektedir. Tarih öncesi dönemde Ören yerindeki yerleşim Bostanlar Deresi olarak bilinen vadideki volkanik oluşumlu mağaralardan oluşmuştur. Bugünkü Ören yerini oluşturan İç Kale, M.Ö. 4. yüzyılda Kars şehrine ismini veren Karsaklılar tarafından yaptırılmıştır. Ören yerinin dış cephe surları Bagratlı Kralı Aşıt tarafından M.Ö. 964 yılında yaptırılmaya başlanmış, daha sonra Kral 3. Simbat 978 yılında 2. Takviye Sur sistemini yaptırmış, 1064 yılında Selçuklu Sultanı Alparslan'ın Ani'yi fethetmesinden sonra Ani Bey'i olan Ebu'l-Meneker tarafından 1064 ila 1072 arasında 3. Sur sistemini yaptırmıştır. Kale surları deve tüyü ve siyah renkli tüf taşından yer yer 2 ve 3 sıra halinde Horasan harcı ile yapılmıştır. Kurulduğu arazi üzerine uyumu sağlamak amacıyla üçgenimsi bir şekilde inşa edilen surların 7 giriş kapısı mevcut olup bu kapıların en önemlileri Aslanlı Kapı, Kars Kapısı, Sarnıçlı Kapılardır. Şehrin surlarını uzun kuşatmalara dayanıklı haline getirmek için surlar arasına yapılan destekleme kuleleri aynı zamanda erzak ve tahıl deposu olarak kullanılmıştır. Arazinin eğimine göre yer yer 5 metre yüksekliğe kadar oluşan surların dış cephelerinde haç motifleri, aslan ve yılan kabartmalı rölyefler, çini süslemeler mevcuttur. Ören yerinin ana giriş kapısı olan Aslanlı Kapı iki büyük giriş kapısından oluşmaktadır. Aslanlı Kapı'nın bulunduğu surların doğu yanındaki burç üzerinde Selçuklu Sultanı Alparslan'ın şehri 1064 yılında fethetmesini belgeleyen 4 satırlık, Kufi İslami Kitabe, mevcuttur. Milattan önce bir kale kenti olarak kurulan Ani, 10. yüzyılda Bagrat oğulları sülalesinden Ermeni hükümdarlara başkentlik yapmıştır. O dönemde, Ani en az 100 bin kişilik bir nüfusa sahipti ve zenginliği ve şanı öyleydi ki, 1001 kilise şehri olarak anılırdı. Derin koyaklarla çevrili bir plato üzerine kurulmuş olan Ani'nin kiliseleri, sarayları ve istihkamı Avrupa'da zamanının teknik ve sanat bakımından en gelişmiş yapıları arasındaydı. Kendisini zapt eden kavimler tarafından defalarca yenilenmiş ve askeri amaçla kullanılmış olan kent, 1064 yılına kadar Bizans'ın yönetiminde kalmış ve bu tarihte Selçukluların eline geçmiştir. İpek yolu geçişinde olması, ticari ve askeri bakımdan önemini bir kat daha artırmıştır. Şehir, defalarca görmüş olduğu saldırılar ve depremlerden dolayı harabe haline gelmiştir. Ani şehri, 1000. yılın ikinci yarısından itibaren, dönem dönem farklı idarelere geçse de, bir deprem sonucunda yıkıldığı 18. yüzyılın başlarına kadar Türklerin idaresi altında hiçbir dönemde ulaşamadığı zenginlik ve refaha ulaşmıştır. Öyle ki Türklerin ve Müslümanların oluşturduğu bir denizin ortasında huzurun kalesi edasıyla güzelliğini sergileyen Ani, kendi içerisinde de bir kısım Türk ve Müslümana vatan olmuştur. Başta Türk, Acem, Ermeni, Kürt, Gürcü olmak üzere birçok küçük etnik ve dini kimliğe bağlı insanların yaşadığı canlı bir sosyal hayatın varlığı söz konusudur. Ani, Hristiyan Ermeni inanışınca kutsal sayılmaktadır. Şehirde, Selçuklu eserleri ile kiliseler, yan yana, hatta iç içe durmaktadır. Kentin, adını İran, Eti ve Roma tanrılarından aldığı söyleniyor. Milattan önce bir kale kenti olarak kurulan Ani, 10. yüzyılda Bagratoğulları sülalesinden Ermeni hükümdarlara başkentlik yapmıştır. Kendisini zapt eden kavimler tarafından defalarca yenilenmiş ve askeri amaçla kullanılmış olan kent, 1064 yılına kadar Bizans'ın yönetiminde kalmış ve bu tarihte Selçukluların eline geçmiştir. Konumu açısından İpek yolu geçişinde olması ticari ve askeri bakımdan önemini bir kat daha artırmıştır. Kentin merkezindeki Ani Katedrali, en büyük eserlerden birisidir. 1001 yılında Yunan haçı planında yapılmış olan katedral, 1064'te Alparslan tarafından camiye çevrilmiştir. Doğu yönünde Arpaçay'a inen kayalıkların eteğinde Prens Dikran Honents'in yaptırdığı Sur Kirkor Kilisesi bulunmaktadır. İçi fresklerle süslü kilise, oldukça iyi durumdadır. 1036 yılında yapılmış Sur Pirgiç, Halaskar Kilisesi ise yörede Keçeli Kilise diye de bilinmektedir. 1038'de yapılan Sur Povannes, Apostol, Kilisesinden günümüze pek bir şey ulaşamamıştır.
Kuzeybatı tarafında aynı adı taşıyan 3 kilise bulunmakta, bunlardan Sur Kirkor Abu Geimrinds Kilisesi, 994'te yapılmış ve Aziz Kirkorlu Saroviç'e adanmıştır. Kentin ortasındaki kervansarayın ise ancak kalıntısı günümüze kadar gelebilmiş. Bugün surlar içerisinde kalan Ani Harabeleri, Anadolu'daki en eski Zerdüşt Ateşkedesi'ne sahip, Ermeni ve Gürcülere ait kiliseleri ve Abbasiler döneminde yapılan camisi ile hiçbir yerde olmayan bir çeşitliliği sergilemektedir ki bunlara ek olarak Ani Surları, Gregor Kilisesi, Resimli Kilise, Meryem Ana Katedrali, Aziz Patrik Kilisesi, Tacirin Sarayı, Çoban Kilisesi, Havariler Kilisesi, Yıkık Minare, Manuçer Camii, Kız Kale ve İç Kale, burada adını andığımız bazı tarihi eserlerdir. Şehrin hemen dışında bulunan mağaralar ise binlerce yıl bölge halkına sığınma imkanı sağlamış ve günümüzden 20 yıl öncesine kadar kullanılıyordu. Tarihçe, Kars ve Ani, doğal koşullarının uygunluğu, askeri ve ticari önemi nedeniyle tarih boyunca yoğun bir yerleşmeye sahip olan Kars şehri, askeri bir kale olarak 1750 metre yüksekliğindeki plato üzerine kurulmuştur. Urartular döneminde, M.Ö. 860 ila 665 Diyavehi ülkesi ya da Akuryan ülkesi olarak adlandırılan bölge, Aras nehrinden Çıldır'a kadar uzanmakta ve Ani'yi de içine alan Arpaçay nehrinin havzasını kapsamaktadır. Ermeniler döneminde, Kars Irmağı havzasının bulunduğu bölge, Vanant adıyla tarih kaynaklarında geçmektedir. M.Ö. 860'tan itibaren Urartu hakimiyetinde uzun süre kalmış olan şehir, M.Ö. 665 yılında İskitlerin eline geçmiştir. M.Ö. 549 ila 330 yılları arasında Pers İmparatorluğu hakimiyeti altında bulunan bölge, İmparator Darius tarafından Armenia adıyla 13. Satraplık haline getirilmiştir. Bu satraplığın sınırlarına kuzeyde Aras nehrinden yukarı Dicle nehrine kadar olan bölge, güneyde Boton çayına, Fırat ve Dicle havzasındaki eyaletler bağlanmıştır. M.Ö. 331 yılında, Büyük İskender'in Pers İmparatoru 3. Darius'u yenmesiyle bölge Makedonya İmparatorluğu'na dahil olmuştur. Büyük İskender, Sardes'in eski valisi Pers Mitrines'i 331 yılında Ermenistan'a satrap olarak göndermiştir. Büyük İskender ölünce eyaletler komutanlar arasında paylaşılmış, bu komutanlardan biri olan Neoptolemos 323 yılında Ermenistan satraplığını almıştır. Ermenistan, M.Ö. 319 yılında Pers satraplardan Orontes'in hakimiyetine geçmiştir. M.Ö. 319 ila 228 yılına kadar bölgedeki gelişmeler hakkında bilgiler çok kısıtlıdır. M.Ö. 228 yılında bölgeye Seleukos II. Antiochos Hierax hakim olmuştur. M.Ö. 189 yılında Roma İmparatorluğuna tabi olan bölge iki strategos başkan, kumandan arasında bölünmüş ama yine Seleukoslar tarafından yönetilmiştir. M.Ö. 189 yılında Ermenistan'da başlayan Artaksiyiz hanedanlığı yönetimi M.Ö. 2. yüzyıla kadar devam etmiştir. M.Ö. 140 yılından itibaren Ermenistan'ın bulunduğu bölge İran'da hakim olan Partlar ile Romalılar arasında savaş alanına dönmüştür. M.Ö. 2. yüzyıldan 53 yılına kadar bölge yabancı valilerce yönetilmiş, bu yıldan itibaren de Arsasid, Arşagüni hanedanlığı bölgeye hakim olmuştur. M.Ö. 226 yılında Part İmparatorluğu son bulmuş, Sasani İmparatorluğu bölgeyi hakimiyeti altına almıştır. Sasanilerin egemenliği sırasında Kars toprakları, Ararat eyaleti, adı altında yaklaşık 200 yıl İranlıların egemenliğinde kalmıştır. M.Ö. 287 yılında Ermeni tahtına oturan 3. Dirtat, Tırdat, 301 yılında Hristiyanlığı resmen devlet dini olarak kabul etmiştir. 4. yüzyılın sonlarına doğru, Ermenistan'ın Bizans İmparatorluğu ve Sasaniler arasında paylaşılmasından sonra, 5. yüzyılın ikinci yarısı ve 6. yüzyıl boyunca Bizanslılar ve Sasaniler arasında bölgedeki çatışmalar devam etmiştir. Ancak bu dönem Ermeni kültür tarihi açısından önemli yeniliklerin olduğu yapıcı bir dönemdir. Milattan sonra 428 yılında Ermenistan'daki Arsasid, Arşagüni hanedanlığı dönemi bitmiştir. Bu tarihten itibaren bölge Pers İmparatorluğuna bağlı marzbanlar, hudut eyaletleri muhafızları ya da Bizans İmparatorluğuna bağlı generaller tarafından idare edilmiştir. Bu idarecilerden Ermenilerin önde gelen feodal beylerinden Mamikonyan sülalesi milattan sonra 564 yılına kadar Perslere bağlı olarak Ermenistan'ı yönetmişlerdir. Milattan sonra 564 ila 642 yılları arasında bölge Bizans İmparatorluğu ve Pers İmparatorluğu arasında yeniden bölünmüştür. Milattan sonra 591 ila 705 yılları arasında Ermenistan'ın bir kısmı Bizans İmparatorluğu'nun görevlileri tarafından yönetilmiştir. Bizans ve Sasaniler arasındaki savaşlarda harap olan Ermenistan'a milattan sonra 640 yılından itibaren Arap akınları başlamıştır.
Pers İmparatorluğu'nun 652 yılında yıkılmasından sonra, 661 ila 750 tarihleri arasında bölgeye Emeviler, 750 yılından itibaren Abbasiler hakim olmuştur. Abbasi halifesi Harun el-Raşid zamanında, yukarı Aras Nehri, Kars Çayı ile Arpaçay boyları Divin Emirliği'ne, Kura Irmağı boyu ile birlikte, Ardahan, Göle, Kosof ve Çıldır bölgeleri Tiflis Emirliği'ne, Pasinler ile Karasu boyları da Erzurum, Karin, Kalıkala Emirliği'ne bağlanmıştır. Bu düzenleme 949 yılında Erzurum bölgesinin Bizanslıların eline geçmesine kadar sürmüştür. Bizans İmparatorluğu ve Araplar arasındaki savaşlar 8. yüzyıl ortalarında yeniden başlamıştır. Bu savaşlar nedeniyle 772 yılında Çoruh Nehri, Sarı Su, Dicle Nehri, Zap Suyu ve Aras Nehri boylarına yayılmış ve ticaretle zenginleşmiş olan Ermeni Bagratlı sülalesinin bir kolu, merkezleri Doğu Beyazıt Daruin olan Kars'ın güneydoğu bölgesine yerleşmişlerdir. Başlarında Aşıt Mısıcır'ın bulunduğu diğer bir kol da Ermenistan ticaretinin önemli merkezi ve Arap emirlerinin oturduğu Divin şehrine yakın olan Kars'ın doğu bölgelerine yerleşmeye karar vermiş ve Kamsarakan sülalesine ait olan kilit taşını, Tekran, Bagaran, kendine merkez yapmıştır. 826 yılında Aşıt ölünce kurmuş olduğu prenslik iki oğlu Bagarat ve Sımbat arasında paylaşılmıştır. Bagarat, Muş civarındaki, Derin, Sasun ve Kot topraklarına, Sımbat babasının başkenti Kilittaşı, Bagaran ve Aras boylarına Arşarunik ile Şirak sahip olmuştur. Halifenin güvenini kazanan Sımbat'ın oğlu Aşıt, babasının 856 yılında Samarra'da ölmesinden sonra babasının unvanı olan Isbara Bedli'ye yükseltilmiş, 861-862 yılında Halife el-Mutevekkil ya da Halife el-Mustain tarafından Ermeni Prensler Prensi ilan edilmiştir. 885 yılında da Halife el-Mutamid tarafından Aşot'a bir krallık tacı gönderilmiştir. Aynı zamanda Bizans İmparatoru 1. Basileos da Aşot'a bir taç ve değerli hediyeler göndererek krallığını tanımıştır. Bu tarihten sonra Bagratlı Krallığı'nın yükseliş dönemi başlamıştır. Aşot'un krallık başkentinin Arpaçay kenarındaki, babasının yerleşimi kilit taşı, Bagaran olduğu bilinir. Kral 1. Aşot'un ölümünden sonra toprakları oğulları Bagarat, Taron ve Sımbat arasında paylaşılmıştır. Bagarat Taron, yukarı Fırat Vadisi'ni, Sımbat, Ani ve Kars'ı içine alan Şirak bölgesini ve babasının başkenti Kilittaşı'nı almış, ama 772 yılından beri atalarının merkezi olan Kilittaşı'nı bırakıp kendisine Başüregeli, Şirakavan, merkez yapmıştır. Gürcü Kropolat'ı, sınırların bekçisi 2. Adernis, Sımbat'ı Ermenistan'ın meşru kralı olarak tanıdığını ilan etmiştir. Sımbat, Vanant bölgesini idare eden amcası Abbas'ın isyanına son verdikten sonra Halife el-Mutazid tarafından Ermenistan kralı olarak resmen tanınmıştır. Halife adına Sımbat'a krallık tacı Azerbaycan valisi Emir Saci Afşin tarafından gönderilmiştir. Katolikos Garnili 2. Gevorg'un yönettiği taç giyme töreni Başüregel'de, Şirakavan, Sımbat'ın yeni inşa ettirdiği Surp Burcic Kilisesi'nde 892 yılında yapılmıştır, 893 yılında da Bizans İmparatoru 6. Leon, babası 1. Basileos gibi, şehit, martir, lakabıyla anılan 1. Sımbat'a taç gönderip krallığını tanımıştır, 903 yılında Divin Emirliği'nin başında olan Sacoğlu Yusuf 1. Sımbat'ın oğlu Veliaht Prens Aşot'a, İşkağanlar İşkağanı, unvanını vermiştir. 1. Sımbat hakimiyet sınırlarını, batıda Erzurum, Garin, şehrine, kuzeyde Tao Klerjet'ten, Penek Ardanuç, Hazar Denizi'ne, Acarlara, Kolis, Egerya ve Kafkasların eteğindeki Kukark, Bugark eyaletine, Çanarlardan, Karakalkan Dağları, Alanlar Kapısı'na, Daryal Geçidi, Kura Nehri'nden Tiflis kentine ve Uğdi, Gence bölgesi eyaletine kadar genişletmiştir. 1. Sımbat, Sacoğlu Yusuf ve Vaskurakan Kralı Gacik Ardizruni ile 914 yılında yaptığı savaşta tutsak edilmiş ve Divin'e götürülerek işkence ile öldürülmüş, yerine oğlu 2. Aşıt Yergat geçmiştir. Dönemin Katolikosu 5. Hovenis'in çabalarıyla Ermeni Krallığı ile Bizans İmparatorluğu arasında iyi ilişkiler kurulmuştur. İstanbul'u ziyareti sonrasında Aşot'a Bizans İmparatoru Konstantin Porfirogennetos tarafından Krallar Kralı unvanı verilmiştir. 2. Aşot'un 928-929 yılında ölümünden sonra, kardeşi Abbas, Vaskurakan Kralı Gaci'nin çağrısı üzerine bir araya gelen Ermeni asillerinin toplantısında Ermenistan'ın Krallar Kralı, Şahinşah olarak seçilmiştir. Abbas, babası Sımbat öldükten sonra, Gürcistan'a gitmiş, orada evlenmiş, kardeşi Aşot'un İstanbul'dan dönüşünden sonra ülkesine geri dönmüştür. Abbas, kral olunca ikameti olan Kars'ı Ermeni Krallığı'nın başkenti yapmıştır. Kars'ın başkent olması şehrin gelişip büyümesine yol açmıştır. Kral Abbas, Divin'deki emirlerle iyi ilişkiler kurmuş, bu nedenle de Ermenistan'da geçmiş dönemlere oranla sakin bir ortam hakim olmuştur.
Kral Abbas, Kilit Taşı'nda ikamet eden amcasının oğlu Aşıt Şabuhyan'ın arkasında varis bırakmadan ölmesinden sonra onun topraklarına da sahip olmuştur. Zaten Aşıt Şabuhyan, Kral II. Aşot'un halefliğine talip olmamış, ölümüyle de bölgedeki bir Ermeni prensliği daha tarihe karışmıştır. Ayrıca Siunik'teki Ermeni prensliği de Abbas'ın krallığını ve birincilliğini sorun çıkarmadan kabul etmiştir. 1. Abbas, konumunu güçlendirmek için Abhaz Kralı 2. Georgi'nin kızıyla evlenmiş ve bu sayede güçlü bir ordu kazanmıştır. Başında Kral Abbas'ın olduğu Ermeni krallığı, Abbasilere vergi ödeyen ama iç işlerinde bağımsız bir krallık olmuştur. Dönem kaynakları ve yayınlarda, Kral Abbas dönemi Ermeni krallığında, yaşanan askeri ve politik dinginliğin kültür zenginliğiyle sonuçlandığı ve yoğun imar faaliyetlerinin olduğu belirtilmektedir. Kral Abbas, Katolikos Ananya ile birlikte bölgede pek çok manastırın kurulmasına öncülük etmiştir. Dönem tarihçileri, Kral Abbas zamanında, Bizans İmparatorluğundan gelen ve bölgeye yerleşen rahiplerin, manastırlar kurduklarını, Bartabet denilen öğretmenler aracılığıyla din biliminin öğretilmeye başlandığını kaydederler. Bartabedlerin dini eğitimin yanı sıra yapıların planlanmasında ve inşasında etkin oldukları, manastırlarda da Kayserili Aziz Büyük Basileos'un kurallarına göre yaşam sürdürüldüğü ifade edilmiştir. Araştırmacılar, bu dönem için Ermeni sanatı Rönesansından ve Bizans'ın bu sanata etkisinden bahsetmektedirler. Kral Abbas döneminde, feodal beylerin ve yöneticilerin manastırlara yaptıkları bağışlar, satın alınan kasabalar, bağlar, ormanlar ve başkalarına ödenen büyük miktardaki paralar hakkında kaynak ve yayınlarda sınırlı bilgi bulunmaktadır. Kars 10. yüzyıldan önce önemli bir kaledir. Ayrıca 10. yüzyılda Ardanuç'tan Trabzon'a giden ticaret yolunun önemli duraklarından da biridir. Kral Abbas bu yol güzergahında seyahat eden tüccarların güvenliğini sağlayarak Kars'ı çok güçlü bir hudut şehri yapmıştır. Kral Abbas'ın ölümünden sonra 3. Aşıt, Katolikos Ananya başkanlığında, 40 piskoposun ve Ermeni asillerinin hazır bulunduğu bir törenle Ani'de taç giymiştir. Aşıt babasının ölümünden sonra ülkede çıkan karışıklıklarla uğraşmış, bölgede sükuneti sağlamaya çalışmış, 961 yılında başkenti Kars'tan Ani'ye taşımış ve şehrin etrafını surlarla çevirtmiştir. Bölgenin sürekli karışık olması, kralın ölümünden sonra krallık topraklarının oğulları arasında paylaşılması ve krallık derecesine yükselen prenslerin hareketleri ülkenin müstakil devletlere ayrılmasına neden olmuştur. Bu koşullar altında 3. Aşıt, kardeşi Muşe'ye Kars'ın bulunduğu Vanant bölgesini bırakmak zorunda kalmış ve böylece Kars Bagratlıları Beyliği kurulmuştur. Baskurakan Krallığı 968 yılında 3 kardeş arasında paylaşılmıştır. Bunlara bir de krallık derecesine yükselmiş Siunik ve Derin, Taron prenslikleri eklenmiştir. Ermenistan'da bölünmelere rağmen 10. yüzyıl boyunca ve 11. yüzyıl başlarında genellikle barış ve refah içinde bir dönem yaşanmıştır. Abbasiler ve Bizanslılar tarafından yapılan baskılardan az etkilenen Ermenistan'da ticari hayat canlılığını koruyabilmiştir. 11. yüzyıllarda Ermenistan batı ve doğu arasındaki değişimlerin çoğunun meydana geldiği tarafsız bir sahadır ve tüm Ermenistan'ı boydan boya geçen önemli ticaret yollarına sahiptir. Bu dönemde Bizanslılar ve Araplar arasındaki savaşlar nedeniyle bölgenin güneyindeki ticaret yolları kullanılamaz hale gelince, doğudaki ana ticaret yollarından biri Nahçıvan'dan Ermenistan içine ulaşıp buradan ikiye ayrılarak biri Hazar Denizi kıyısına, diğeri Karadeniz kıyısına ulaşmış, öteki yol ise doğrudan Bizans İmparatorluğu'nun sınırları içine uzanmıştır. Bu durumda ticaret yollarının kesişme noktaları olan Divin ve Nahçıvan gibi eski merkezlerin yanı sıra Ani, Kars ve Arzen, Arsin gibi yeni merkezler de gelişir. 3. Aşıt 977 yılında ölünce, yerine büyük oğlu 2. Sımbat başkent Ani'de taç giyerek başa geçmiştir. 2. Sımbat'ın krallığı döneminde Ani şehrinin etrafı ikinci kez surlarla çevrilmiş, birçok kilise inşa edilmiş ve katedralin temeli atılmıştır. Ani yakınlarındaki yerleşimlerde ve krallıklarda da yoğun imar faaliyetleri görülmüştür. 2. Sımbat, bölgedeki Ermeni krallıklarını ve prensliklerini otoritesi altında tutmayı başarmıştır. 2. Sımbat'ın 988-989 yılında ölümünden sonra Ermeni Krallığı'nın başına kardeşi 1. Gacik geçmiştir. 1. Gacik'in himayesinde Bagratlı Ermeni Krallığı ve başkent Ani iktidarının en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Ermeni mimarisi altın çağına girmiş, Ani, 1001 kiliseli şehir olarak ünlenmiştir. Kral 1. Gacik'in ölümünden sonra Ermeni Krallığı'nın başına oğlu 3. Sımbat geçmiştir, 1021 yılında Selçuklular Baskurakan'a girince, Bizans İmparatorluğu doğu sınırını emniyete almak istemiş, Baskurakan Beyliği'nin topraklarına el koymuştur. Baskurakan Kralı Senekerim, Kapadokya Magistrosu, unvanıyla Kayseri ve Sivas civarındaki topraklara yerleştirilmiştir. Bizans İmparatoru Basileos Ermeni Kars ve Ani Krallıklarını istediği için doğuya doğru ilerlemiştir.
1. Gaji'in oğlu Sımbat yetkilerini Basileos'a devretmiştir. İmparator Basileos, Ani kralına İstanbul'da saray ve Kayseri civarında topraklar hibe etmiş, Kars beyine de Amasya civarında topraklar vermiştir. 1040 yılında Bizanslılar Bagratlı Ermeni krallığının arazisini kesin olarak imparatorluk topraklarına katmıştır. 1045 yılında Bizans İmparatorluğu tarafından Ani Bagratlıları beyliğine son verilmiştir. Kral Gajik Abbas, Kapadokya'da Tizanmantos'a yerleşmiştir. 1054 ila 1055 arası, Selçuklular Kars'ı zapt etmiş, ancak kalesine dokunmamıştır. 1064 yılında Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan komutasındaki Selçuklu ordusu, Bizans yönetiminde bulunan ve kaynaklarda, asla zapt edilemez, denilen Ani'yi kuşatmıştır. Bizans İmparatorluğuna bağlı generaller Bagrat ve Krikor tarafından savunulan şehir, sultanın başarılı savaş taktiği ile Selçuklular tarafından ele geçirilmiştir. Sultan Alparslan Ani'yi, Divin Emiri Şeddadlı Ebul Esvar'a bırakmış, Esvar yaşlı olduğu için oğlu Manuçer Bey Selçuklulara bağlı olarak Ani'yi yönetmiştir. Böylece Ani'de Selçuklulara bağlı olarak Şeddadlı yönetimi kurulmuştur. Şeddadlı Bey'i Manuçer, Ani'nin yıkılan surları ve yapılarını onartmış, saray, cami, kervansaray ve su yolları gibi yeni yapılar inşa ettirmiştir. Böylece şehir eski canlı ticari hayatına kavuşmuş, hem Müslüman hem de Hristiyanların rahat yaşadıkları bir kent olmuştur. Türklerin Bizanslıları Malazgirt'te yenmesinden sonra bölgedeki Bizans İmparatorluğuna hizmet eden Ermeni aristokratlar batıya göç etmiştir. Sivas'tan Antakya'ya kadar olan bölgeye yerleşen Ermeniler, zamanla Kilikya'ya yayılmaya başlamıştır. 1072 yılında Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan'ın ölümünden sonra başa oğlu Melikşah geçmiştir. Bu dönemde, Kars'ın bulunduğu bölge, Bizans İmparatorluğuna bağlı olan Gürcüler tarafından 1079-1080 yılları arasında yeniden denetim altına alınmıştır. 1080 yılında, Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah'ın Emir Ahmet komutasında bölgeye gönderdiği orduya Gence, Divin ve Ani'deki Şeddadlı emirleri de katılmış ve bölge yeniden Selçukluların eline geçmiştir. Bölgedeki direniş nedeniyle halka ağır vergiler yüklenmiştir. Bu nedenle, Ani Ermeni Başpiskoposu Barse, din adamları ve asillerden oluşan bir heyetle, vergileri azaltmak ve sayıları dörde çıkarılan Ermeni Patrikliğinin durumunu görüşmek üzere İsfahan'a Sultan Melikşah'ı ziyarete gitmiştir. Ermeni heyetini çok iyi karşılayan Melikşah, Ermeni Kilisesi'nin tek bir makamda temsil edilmesi, bütün kilise, manastır ve ruhanilerin vergi dışı bırakılması, konusunda ferman hazırlatarak Barse'ye vermiştir. Ayrıca, Sultan Melikşah, Ermeni heyetini, bir askeri birliğin koruması altında ülkelerine yollamış, Azerbaycan Genel Valisi'ne de ferman hükümlerinin aynen yerine getirilmesi için talimat göndermiştir. 1092 yılında Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah'ın ölümünden sonra çocukları arasında çıkan taht kavgaları ve toprak hakimiyeti edinme çabasından Ani de nasibini almış, bölgede huzursuz bir süreç başlamıştır. 1110 yılında Ani Şeddadlıları Beyi Manuçer ölmüş, yerine oğlu Ebul Esvar geçmiştir. Bu dönemde sık sık saldırılara maruz kalan şehir 1124 yılında Gürcülerin eline geçmiştir, 1125 yılında Şeddadlı Ebul Esvar'ın oğlu Fadlun tarafından bir yıl kuşatmadan sonra şehir Gürcülerden geri alınmıştır. Ani şehri, 1131 yılında meydana gelen bir depremde tahrip olmuştur. Şeddadlı Bey'i Fadlun'un 1131 yılında ölmesinin ardından beyliğin başına sırasıyla Koşçer, Mahmut, Fahrettin Şeddad ve II. Fadlun geçmiştir. 1161 yılında Ani'ye tekrar Gürcüler hakim olmuştur. 1164 yılında Ani, Selçuklulara bağlı Atabek İldeniz'in baskıları sonucunda Gürcüler tarafından boşaltılmıştır. Atabek İldeniz Ani'yi II. Fadlun'un kardeşi Şeddadlı Şahinşah'a teslim etmiştir. Şahinşah'ın Ani'de harap olan binaları yenileme gayreti ona Ebul Muammeran unvanını kazandırmıştır. 11.200 yılında Gürcü Kraliçesi Tamara tarafında şehrin ele geçirilmesiyle Ani Şeddadlı Beyliği son bulmuştur. Kars ve Ani çevresi, 1239-1358 yılları arasında Moğolların eline geçmiştir. Ani şehri, 1319 yılında meydana gelen şiddetli depremle bir kez daha harap olmuştur. Bölgeye 1358-1380 arasında İlhanlılar, Celayirliler, 1380-1386 yılları arasında Karakoyunlular hakim olmuştur. Bölge, 1386 yılında Timur tarafından zapt edilmiştir. Ani, Timurlular zamanında valilik merkezi olmuştur. Bölge, 1406-1467 yılları arasında Karakoyunluların, 1467-1534 yılları arasında Akkoyunluların yönetimine geçmiştir. Akkoyunlular döneminde savaş alanına dönen bölgede, pek çok şehir gibi Kars ve Ani de harap olmuştur. Bölge, 1534 yılında Kanuni Sultan Süleyman'ın Irak'a in seferi sırasında Osmanlı İmparatorluğu topraklarına katılmıştır.
Ani, 1605 yılında meydana gelen 8 şiddetindeki depremden sonra artık oturulamayacak hale gelmiş ve tamamen terk edilmiştir. Kronoloji. Ani harabelerinde ilk yerleşme 1000. 5000. 3000 yıllarında kalkolitik çağda başlar. Milattan önce 3000. 2000 eski Tunç devri yerleşmesi. Milattan önce 2000'de demir çağında Hür yerleşmesi. Milattan önce 900 ila 700 yılları arasında Urartu devleti yerleşmesi. Milattan önce 650 yıllarında Kimmeri hakimiyeti. Milattan önce 626 ila 149 Saka Türkleri, İskit hakimiyeti. Milattan önce 350 ila 300 yıllarında şehir eski Oğuz boylarından Arsaklıların Kamsarakan soyundan Karampart tarafından yeniden kurulmuştur. Milattan sonra 430 ila 646 yılları arasında Sasani hakimiyeti. Milattan sonra 646 yılında Halife Hazreti Ömer devrinde Ani ve çevresi Arapların eline geçmiştir. Milattan sonra 732 yılında Bağratlı Beyliği egemenliğine geçmiştir. Milattan sonra 966 yılında Bağratlı 3. Aşıt tarafından şehir surları yaptırılarak Ani krallık merkezi olmuştur. Milattan sonra 1045 yılında şehir Bizanslıların eline geçmiştir. Milattan sonra 1064 yılında Selçuklu Sultanı Alparslan tarafından şehir alınarak Şeddat oğulları beyliğine verilmiştir. Milattan sonra 1199 yılında Ani Gürcü Atabeylerin eline geçmiştir. Milattan sonra 1226 yılında Harzemşah devletine tabi olmuştur. Milattan sonra 1235 yılında Moğol istilasına uğrayarak şehir tahrip edilmiş ve sonra eyalet merkezi olmuştur. Milattan sonra 1339 ila 1344 yılları arasında İlhanlılar egemenliğine geçmiştir. Milattan sonra 1406 ila 1467 yılları arasında Karakoyunlu devleti hakimiyeti altına girmiştir. Milattan sonra 1467 ila 1516 Akkoyunlular devleti hakimiyeti. Milattan sonra 1516 ila 1534 yılları arasında Afşar Türkleri hakimiyeti. Milattan sonra 1534 yılında Osmanlı İmparatorluğu topraklarına katılmıştır. Milattan sonra 1878 yılında Ruslar tarafından istila ile 40 yıl anavatandan ayrı kalmıştır. Milattan sonra 1921 yılında İstiklal Harbi sırasında Ruslardan geri alınmıştır. Kanalıma abone olarak destek olun lütfen, sevgilerle.